Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cümlenin öğeleriyle ilgili soru çözeceğiz. Bakalım öğelerle ilgili ne tip sorular geliyor? Biz sorulara nasıl yaklaşacağız? Öğeleri ayırırken nelere dikkat edeceğiz? Biz demiştik ki cümlenin öğelerini bulurken 5'ine 1 kat taktiği uygulayacağız demiştik. Biz öğeleri bulurken ilk önce yüklemi buluruz. Yükleme sorular sormaya başlarız. Yükleme yapan kim diye sorduğumuzda kim bize özneyi verir? Sonra yükleme soruyorum. Yapılan ne veya neyi yaptı? Neyi ya da ne diye soruyorum. Aldığım cevap bana nesneyi bulduruyor. Sonra dedik ki ismin haliklerinden yönelme, bulunma ya da ayrılma haliklerini alan sözcükler dolaylı tümleştir. Ben kısaca ona nerede demiştim. Nerede? Dolaylı tümleş. Nerede, nereden, nereye, kime, kimde, kimden gibi sorularda yöneltebiliriz. Sonra dedik ki, eylemin zamanını bildiren, eylemin durumunu bildiren, yani nasıl olduğunu bildiren, eylemin amacını bildiren, yani niçin olduğunu bildiren öğeler ise demiştik ki, zarf, tümleci olmalıdır. Yapacağımız iş hep aynı mantık. Yüklemi buluyorum. Yükleme bu soruları soruyorum. Aldığım cevaplar bana öğeleri bulduruyor. Zaten genelde ne diyor? İşte hangi öğe cümle öğelerine ayrılırken nerede hata yapılmıştır? Yanlış ayrılmıştır? Veya öğe dizimi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorular geliyor genellikle. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Diyor ki rıhtımdaki yaylıya mermerler 2-3 basamak mermer 2-3 basamakla çıkılırdı. Cümlesinin öğeleri hangisi de diyor doğru olarak verilmiştir. O zaman ne yapalım? Hemen öğeleri bulmaya başlayalım değil mi? Buyurun bulmaya başlayalım. İlk yapacağımız şey neydi? Yüklemi bulmak. Diyor ki çıkılırdı. Ne oldu? Yüklem. Çıkılırdı. Peki sonra soralım bakalım. Çıkılırdı yüklem. Sonunda yüklem olmayan varsa onları hemen eleyebiliriz. Burada yok. Demek ki devam edeceğiz. Diyorum ki nereye çıkılırdı? Rıhtımdaki yaylıya. Yer yön bildirdi mi? Yer yön bildirdi. O zaman ne olacak bu? Dolaylı tümleç. Öyle mi? Şimdi hemen eleyelim. B'ye gitti. C'ye de gitti. Ya A ya D. Değil mi? Nasıl çıkılırdı? 2-3 basamakla mermer 2-3 basamakla bir bütün olduğu için o zaman ne oldu bu da? Zarf tümleci oldu. O zaman ne olacak? Dolaylı tümleci. Zarf tümleci yüklem. Cevap A seçeneği. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım şu soruya. Cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. İkindiden sonra kadınlar avludaki incir ağacın gölgesindeki sedirde çay içiyorlar. Öyle mi? Peki hemen bulalım. Önce yüklem buluyorum. Buldum. İçiyorlar yüklem mi? Peki içme işini yapan kim? Avludaki incir ağacın gölgesindeki sedirde çay içiyorlar. Kim içiyor? Kadınlar içiyor değil mi? O zaman ne oldu bu? Özne. Özneyi de bulduk. Peki ne zaman çay içiyorlarmış? İkindiden sonra. Zarf tümleci. Peki içtikleri şey ne? Çay. Ne sorusunun cevabı? Belirtisiz nesneydi. Ben ona B'siz ne diyorum? B'siz ne? Peki ikindiden sonra kadınlar çay içiyorlar da nerede içiyorlar? Dedik ki tamlamalar bir bütündür, bölünemez. Avludaki incir ağacının gölgesindeki sedirde. Tamlamalar bir bütündür, bölünemez. O zaman bu ne oldu? Dolaylı tümleç oldu. Şimdi arayalım o zaman. Neyle başlayacak? Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, belirtisi nesne ve yüklem olacak. Bakıyorum. C seçeneğinde zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, belirtisi nesne ve yüklem sıralaması verilmiş. Dedik ki haliklerinden E,
de del ekini alanlar bunlar neydi? Dolaylı tümleç. İşte burada da var. Zaman anlamı kattı. Zar tümleci. İçtikleri şey ne? Çay. Değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde yükleme yöneteceğimiz neyi sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır? Sevgili arkadaşlar bize burada şunu da bilmemizi istiyor. Diyor ki sıfat tamlamasını biliyor musun? Sıfat tamlaması dediğimiz şey bir sıfatla bir isimden oluşan tamlamadır. Mesela işte diyelim ki küçük ev. Evin nasıl olduğunu söylüyor. Nasıl ev? Küçük ev. İşte bu bir bütün olarak sıfat tamlaması olacak. Sıfat tamlaması. Sevgili arkadaşlar diyor ki neyi sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır. O zaman ben yüklemlere hep neyi sorusunu soracağım. Bulduğum öğe bir tamlama mı değil mi ona bakacağım. Okulda kimseyi üzmeyiniz. Üzmeyiniz yüklem. Neyi üzmeyiniz? Kimseyi. Tamlama olması için en az iki sözcük olması gerekir. Burada bir tamlama var mı? Yok. O zaman burayı eledik. Çocuğun yüzü gülmeye başladı. Gülmeye başladı. Yüklem. Gülmeye başlayan ne? Kim? Çocuğun yüzü. O zaman bu özne oldu. Aradığımız bu değil. Camdan yağan karı seyrettik. Seyrettik yüklem. Neyi seyrettik? Yağan karı mı? Neyi sorusunun cevabı neydi? Neyi sorusunun cevabı? Belirtili nesne. Evet. Yağan kar. Nasıl kar? Yağan kar. Küçük evde olduğu gibi. Nasıl ev? Küçük ev. Nasıl kar? Yağan kar. Yağan kar o zaman bir tamlama oldu. Hem de bir sıfat tamlaması oldu. Doğru cevabı bulduk. Solmuş çiçekler boynunu bükmüş. Boynunu bükmüş. Yüklem. Boynunu bükmek. Yüklem. Boynunu büken kim? Solmuş çiçekler. Özne. Bakınız. Burada da bir tamlama var. Nasıl çiçekler? Solmuş çiçekler. Evet bir sıfat tamlaması. Fakat sıfat tamlaması sevgili arkadaşlar neyin sorusunun cevabı değil, kim sorusunun cevabı. Yani nesnenin değil, öznenin cevabı olduğu için bunu kabul edemeyiz. Soruya bakalım. Kuş cıvıltıları sözü aşağıdaki cümleler hangisinde özne görevinde kullanmıştır? Özne dediğimiz şey işi yapan değil miydi? Biz özne için kim yaptı, yapan kim veya cansız varlıklar için ne sorusu da sorabiliriz. Fakat karıştırmamak adına canlı da olsa, cansız da olsa, yani insan da olsa, insan dışı bir varlık da olsa kim sorusuna aynı cevabı alabiliriz. Bakalım o zaman. Bu neşeli şarkılar kuş cıvıltılarıdır. Kuş cıvıltılarıdır. Burada ne görevinde? Yüklem görevinde. Niçin yüklem görevinde? Sevgili arkadaşlar, isimlere getirilen, ek eylemler, Ek eylem dediğim şey şunlar. İdi, imiş, ise ve dır eki. Sevgili arkadaşlar, bunlar ek eylemdir. Bunlar isimlere gelerek ismi ne yapar biliyor musunuz? Bunlar isimleri yüklem yapan eklerdir. İsimleri yüklem yapan eklerdir. Kuş cıvıltılarıdır. Dır almış mı? Almış. Dır, imiş, ise, idi. Bunlar almışsa o bir yüklemdir. O zaman bizim aradığımız bu değil. Kuş cıvıltılarından kapı zilini duymadım. Duymadım yüklem. Duymayan kim? Ben. Değil mi? Ben. Özne burada ben. Kuş cıvıltıları değil o zaman. Bunu deledim. Kuş cıvıltılarını her sabah duyuyorum. Duyuyorum. Yüklem. Kim duyuyorum? Duyan kim? Ben. Burada da bir gizli özne var. Demek ki kuş cıvıltıları özne görevinde değil. Bakalım. Sabah kuş cıvıltıları ormanı kaplar. Kaplar yüklem. Kaplama işini yapan kim? Ya da ne? Kaplama işini yapan kim? Kuş cıvıltıları mı kaplıyor? İşi yapan, kaplama işini yapan kuş cıvıltıları mı? İşi yapana biz ne demiştik? Özne demiştik. O zaman özneyi bulduk mu?
kuş cıvıltılarının özne olduğu seçeneği buldu. Cevap D seçeneği. Bu tür sorularda şu görevde kullanılmıştır deyince direkt onlara bakmaya çalışalım. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri dolaylı tümleç, özne, yüklem şeklinde sıralanmıştır? Ne yapıyorum? Hemen yüklemi bulacağım. Köye bir yabancı gelmişti. Seçenekleri teker teker öğelerine ayırırım. Köye diyor bir yabancı gelmişti. Gelmişti, yüklem, sonda, evet. Gelme işini yapan kim? Bir yabancı, tamlamalar bir tür bölünemez dedik, özne. Bir yabancı nereye gelmişti? Köye. Yer yön bildirenler için demiştik ki, yer yön bildiren, yani den, bu haliklerini alan sözcükler dolaylı tümleç görevindedir. O zaman köye, nereye sorusunun cevabı dolaylı tümleç oldu. Biz ne arıyorduk? Dolaylı tümleç, özne yüklemi arıyorduk. Cevabı A seçeneğinde bulduk. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sıvanmaz yüklem. Sıvanma işini yapmayan kim? Güneş, özne. Nasıl sıvanmaz? Balçıkla ne oldu o zaman bu? Zarf tümleci. O gün şehirden ayrılmıştım. Ayrılmıştım yüklem. Ayrılma işini yapan kim? Ben, gizli özde. Ben ne zaman ayrılmıştım? O gün zar tümleci. Nereden ayrılmıştım? Şehirden, yer yön bildiriyor. Dolaylı tümleç. Bu da değil. Ağaçların yaprakları dökülmüş. Dökülmüş yüklem. Dökülme işini yapan kim veya ne? Ağaçların yaprakları. Tamlama bütün mü? Evet. O zaman bu ne oldu? Özne oldu. Tamlamaları ayırmayacağız. Bunu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri diyor yanlış ayrılmıştır? Bakalım A'ya. Aşık Veysel'in ayırmış memleketi Sivas'tır. Sevgili arkadaşlar, dedik ki tamlamalar bir bütündür, bölünemez. Aşık Veysel'in memleketi bir isim tamlaması mı? Evet. İsim tamlamasını isterseniz şöyle kısaca bir izah edeyim. Şimdi isim tamlamaları tamlanan ve tamlanan dediğimiz iki tane unsurdan oluşuyor. Bir tamlayanımız var, bir de tamlananımız var. İsim tamlamalarının ikisi de isim olmak zorunda. Tamlayan eklerinden nın ve tamlanan eki olan ı, iyilik ekini alıyor. Diyor ki mesela kapının kolu. Kapının kolu. Kapının kolu ne oldu burada? Bir isim tamlaması oldu. Bir şeyin bir şeyi anlamında kullanılıyor. Tamlamalarda sevgili arkadaşlar bir bütün olduğunu bileceğiz. O zaman Aşık Veysel'in memleketi bir tamlama ise bunu bizim bölmememiz lazımdı. Seçenekle ne yapmış? Bölmüş. Demek ki hatalı. Okuduğum en güzel kitap Suç ve Ceza'dır. Demiştim ki İdi, imiş, isidir, ek eylemleri isimlere gelerek onlara yüklem yapar. Evet, suç ve cezadır yüklem. Suç ve cezadır olan kim, ne? Okuduğum en güzel kitap. Bir tamlama bak, okuduğum en güzel kitap. Burada ne görevinde? Özne görevinde. Burada bir hata var mı o zaman? Yok. Bu şairimiz hece ölçüsünden yararlanmaktadır. Yararlanmaktadır yüklem. Yararlanma işini yapan kim? Bu şairimiz. Özne. Bu şairimiz nereden yararlanmıştır? Hece ölçüsünden, dandeni gördük hemen, dolaylı tümleç. Orhun abideleri Moğolistan'da bulunmaktadır. Bulunmaktadır, yüklem. Bulunmakta olan, bulunma eylemini yapan kim? Ne? Orhun abideleri mi? Özne. Nerede bulunmaktadır? Moğolistan'da, doğru ayırmış. Dolaylı tümleç. Öyleyse öğeleri yanlış ayrılan, tamlamayı böldüğü için A seçeneğidir. Bakalım sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir deyimdir? O zaman neyi arayacağım? Deyimi arayacağım. Deyimi arayacağım. Deyimlere bakacağım. İdi, imiş, isedir gibi ek eylemlerden birini almış mı, almamış mı? Almışsa o zaman o bir
yüklemdir. Bana yardım eden o yaşlı adamdı. Burada bir deyim var mı? Yok. Yaşlı hanım dayımın öğretmeniymiş. Burada da bir deyim yok. Televizyondaki konuşması göz doldurdu. Göz doldurmak bir deyim mi? Evet. Göz doldurdu diyor. Göz doldurmak bir deyim. Burada da kip ve şahsiyetlerini almış. Yani çekimlenmiş. O zaman yüklem görevinde kullanılmış. Cevabımız C seçeneği olur. D'ye bakalım. Bu kış tam 3 kez nezle oldum. Nezle olmak bir deyim değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Neyi arıyorum? Deyimi arıyorum. Deyim hangisi, nerede, nasıl kullanılmış? Buna bakıyoruz. Cümleyi vermiş bize, demiş ki kış rüzgarları pencereden girerek yüzümüzde dolaşıyor. Yukarıdaki cümlelerin öğe dizilişi nasıl olmalıdır? Zaten aslında biz cümlelerin öğelerini bulurken de ben cümleyi okurken hemen öğeleri ayırarak okuyorum. İster istemez. Tamlamayı bölemediğim için orayı hızlı okuyorum. Kış rüzgarı pencereden girerek yüzümüzde dolaşıyor. Öyle mi? Eylem ne? Yapılan iş ne? Bildirilen yargı ne? Dolaşıyor mu? Dolaşıyor yüklem. Dolaşan, dolaşma işini yapan kim? Kış rüzgarı mı? Kış rüzgarları. Özne. Şimdi test mantığı hemen başta özne sonunda yüklem olanlar kalsın, diğerlerini eleyelim. B'yi eledik mi? Gitti. D'yi eledik mi? Bu da gitti. A ya da C olmalı değil mi? O zaman diyorum ki kış rüzgarları nerede dolaşıyor? Nerede? Yüzümüzde. Daha D'yi gördük mü? Dolaylı tümleç. Yüklemden önce dolaylı tümleç olan hangisi? Evet, C seçeneğinde hemen görüldü. Bak, yüklemden öncesi dolaylı tümleç. Nasıl dolaşıyor? Pencereden girerek. Nasıl sorusunu mu demiştik? Ne zaman? Nasıl? Niçin soruların cevapları her zaman zarf tümleci olmalıdır demiştik. O zaman özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşacak. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşan sadece C seçeneğinde görülüyor. İşimiz kolaylaşsın diye bazen elemeler yapabiliriz. Şuna bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayrılmada yanlışlık yapılmıştır? Demiştik ki tamlamalar bir bütündür, bölünemez. Deyimler bir bütündür, bölünemez. Birleşik fiiller bir bütündür, bölünemez. Bunları bölersek yanlış yapmış oluruz. Bazen dinlenmek için güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Burada bir yanlışlık var mı? Bakalım. Diyor ki güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Yüklemimiz ne? Çalışıyorum. Değil mi? Çalışan kim? Ben. Ne zaman? Bazen. Burada bir şey yok. Niçin? Dinlenmek için. Sonra soralım. Neye çalışıyorum? Güzel şeyler düşünmeye. Güzel şeyler düşünmeye. Bir bütün mü? Bir bütün. Ama ne yapmış? Bütünü bölmüş. O zaman burada bir hata yapılmış. Tamlamaları asla bölmüyoruz. Bütünleri bölmüyoruz. Aşağıdaki cümleler hangisinde özne bir belirtili isim tanımlamasıdır? Az önce tamlamalardan bahsetmiştim. Tamlamaların, sevgili arkadaşlar, isim tanımlamaları için belirtili ve belirtisiz isim tanımlaması diye ikiye ayırıyoruz. Belirtili isim tanımlamasında tamlayan da tamlanan da ek alırsa, yani şuradaki gibi kapının kolu derken her ikisi de ek aldı. Ama ben bunu şöyle yaparsam, kapı kolu şeklinde söylersem, birincisi ek almadı, sadece ikincisi ek aldı. Her ikisi de ek alırsa sevgili arkadaşlar, buna belirtili isim tanımlaması diyorum. Sadece tamlanan ek alırsa buna da belirtisiz isim tanımlaması diyorum. Neyi soruyor bize? Diyor ki özne belirtili isim tanımlamasıdır. Özne bir tamlama olacak o zaman, değil mi? O zaman bakalım. Bize gelene kadar ev yanmış.
Yanmış yüklem. Yanma işini yapan kim? Ne? Yanan kim ne? Ev. Ev özne. Bir tamlama şeklinde mi? Hayır, değil. O zaman bunu eledik. Senin kalemini ben kırdım. Kırdım yüklem. Kırma işini yapan kim? Ben. Ben burada bir tamlama görevinde mi? Hayır, değil. Bir şeyin bir şeyi şeklinde değil. Demir kapı yavaşça açıldı. Açıldı. Yüklem. Sevgili arkadaşlar, açıldı. Açan kişiyi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama açılan şeyi biliyoruz. Bak, birisi tarafından yapılma anlamı var. Demir kapı açılan, öyle mi? O zaman burada bir sözlü özne var. Sözlü özne. Ama bize gerçek bir özneyi soruyor, değil mi? Öyleyse bakalım. Bunu da kabul edemeyiz. Onun kuşu dün kaçtı. Kaçtı yüklem. Kaçma eylemini yapan kim? Onun kuşu. Burası özne mi? Dedik ki isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan'ın nı ekleri. Onun kuşu derken her ikisi de görüldüğü gibi her ikisi de ek almış. Bu bir isim tamlaması. Cümlede de özne görevinde kullanılmış. Bizim aradığımızda zaten neydi? Tamlamanın özne görevinde kullanılmış olmasıydı. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki dersimizde yine görüşmek dileğiyle.